Evet, arkadaşımızın tarlası burası. Burada işte bunu bahçe olarak kullanıyor. Öncelikle sizi ben bir tanıyayım. Ben Nazif Karaca. Evet. Yeşildağ köyünde duruyorum. Ben bir Karaca daha biliyorum ya, Çakallı'da. Onlarla bir akrabalık var mı? Yok, hayır. Soy isim olarak soy isim benzerliği var. benzerliği var. Kemalpaşa'da duruyoruz değil mi? Burada mı? Kepsut'ta duruyorum. Kepsut'ta oturuyorsunuz. Ne iş yapıyoruz? Ben cezaevinde çalışıyorum, memurum. Memur olarak çalışıyorsunuz. Evet. İyi, hayırlısı olsun. Her şeyde bir hayır vardır diyoruz. Hafta sonları gelip burada evet, bahçemizi... Recep köyünde de ben bir arkadaşı tanıdım. O da Kepsut cezaevinde. Evet. Var böyle arkadaşım. Yapan. Var arkadaşımız, Biz doğru. Beraber geçenlerde Recep köydeydik. Beraber biraz gezdik. Bak, herkesi tanıyoruz. Ne kadar güzel Mustafa abi değil mi? Kimin? Heh, şimdi bir arkadaşımız selam vermiş. Getiren götüren sağ olsun diliyoruz. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: ey eshabım, ey ümmetim, aranızda selamı yayınız. Allah'ın selamını yayınız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve aleyküm selam. Ben Müslümanım, benden sana zarar gelmez. O da diyor ki ve aleyküm selam. Ben de Müslümanım, benden de sana zarar gelmez. Ülkelerin savaşlarını görüyoruz. Kan gövdeyi götürüyor. Allah-u Teala bir an önce bunlar İnşallah. Dursun diyoruz. Çoluk çocuk yazık, günah yani. Aynen bir, öyle. Bir bir insanlar ölüyor. Yazık yani. İnşallah şu Covid hastalığından da kurtuluruz. Sağ salim eski düzenimize geri geçeriz. Geleceğiz, geleceğiz. Bu arada Türkiye'mizde de yerli aşı, o da çıktı. İnşallah, İnşallah. Daha çabuk aşılanacağız. Muhtarım diyor ki gelirken ben diye cevizi de aşıladım diyor. İyi olsun diye bak. Aşı demek ki vuruluyorsa aşı iyiymiş. Yani. İyi oluyor. İyi olsun diye vuruluyormuş. Hani kimisi diyorlar ya işte şırınga ile vurduğumuz zaman onun içinde işte cips varmış, o varmış, bu varmış. Hepsi. Yok bir şey. Öyle bir şey. Aşı olalım, iyi olalım. Aynen öyle. Sıhhat bulalım. Herkese aşı olmayı teklif ediyorum. Heh, bak, herkese aşı olmayı teklif ediyoruz. Yoksa bak dengeliriz, marketlerde tuttuğumuzu aşı vuruyoruz. Ha, ona göre önce bitsin diye. Peki, öyle. Teşekkür ediyoruz. İşte efendim, gezmeye de devam ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, şimdi güzel bir yere getirdik sizi. Böyle bir yer bilmiyorum yani, bulabilir misiniz? Fındıkların, efendim cevizlerin, dışbudak ağaçlarının, erik ağaçlarının olduğu bir yere. Şifalı bitkilerin de bir de çok olduğu bir yere. Seni ben bir tanıyayım ablacığım, ismin ne? Benim Emine Kaldemir. Emine Kaldemir. Evet. Zaten Kaldemir'den geçilmiyor buraları zaten. Ev olduğu gibi Kaldemir. Niye yalan söyleyeyim? Yalan demiyoruz zaten. Kaldemir. Çok Kaldemir var ondan. İyi misin? Baştan onu söyleyeyim. Sıhhatin, sağlığın iyi mi? Sıhhince acı yayını iyi oluyorsun, gene aynı gene geliyor. Neyin var? İşte hastalanıyorum hemen. Nefes darlığı mı var? Nefes darlığı yok. He? Öyle yok. Romatizma gibi bir şeyin var mı? Herhalde öyle bir şey var. Bacaklarda sıkıntı var değil mi? Yürümede. Ben bu hinci, bu gözümün birinden böyle işe iş olmuyor. Fazla. Gene geçiyor da. O sinirsel bir durum var, bir sıkıntın yok değil mi? Öyle hastalığım da öyle yok. Öyle. Beyninde düşüncelerin var i̇şte, mı? İşte bu, ben doğrum var ya bu. Ha, sıkıntı beyinden geliyor diyorsun. Bu oradan geliyor bu arada. İnşallah Rabbim. Uyku uyuyor biliyor musun peki? Uyku uyuyorsun gene iyi. İyi aman. Ha, yalan söylemeyin. Uyku uyudur mu? Dinleniyor insan ama tabii ki genelde baş ağrıları oluyor. Bayanlarda biraz daha fazla baş ağrısı oluyor. Şimdi sevgili izleyicilerimiz, biz bile bazı zaman böyle sıkılıyoruz düşüncelerden. Başımız ağrıyor işte, ne bileyim, strese giriyoruz, yorgunluk oluyor. Ne güzel ağrıyor ve Allah bize, aslında Rabbim bizi seviyor. Rabbim bize şifa versin inşallah. Bir an önce hastalıklarımıza şifa versin. Ama senin burada da böyle bağ bahçeye gelmen bence daha güzel yani. Nefes yönden. Geliyorum. Her gün geliyor mu? İşte yani gideceğim zaman da gidiyorum. Çocuklar var mı? Var. Neredeler? Kız biri öldü oğlum. Allah rahmet eylesin. Yeni oğlum mi? Oğlum vardı, askere gidecekti gayet. Bu öldü. Genç yaştırmış. Üç kız var. Maşallah. Ha, o da bunlar dümür bizim. Maşallah. İsimleri ne? Onlar. Kızların. Kızların birinin adı Meryem. Biri Meryem. Biri? Sen diye sana. Medine şehire. Buradan selam söyleyelim o zaman. Aha. Bak şimdi buradan kız kardeşlerimize diyoruz ki efendim, Kepsut Yeşildağ Mahallesi'nden
Annenizin yanındayız. Gayet güzel, iyi, sağlıklı, sıhhatli. Evet. Baba da burada bak maşallah. Anneyi getiriyor, götürüyor, bakıyor. Sizler de inşallah annenize, babanıza, çoluk çocuklarınıza hep tabii beraber bakacağız. Anneler bizim, babalar bakıyoruz, bizim bakıyoruz. Kan damarımız hepsi. Evet. Benim annem öleli yıllar oldu. 20 sene oluyor. Babam öleli 20 seneyi geçti. Şimdi arıyoruz, hani bir gölgesini arıyoruz. Senede bir gün anneler günü yapıyorlar ama, senede bir gün babalar günü yapıyorlar ama, bana sorursanız her gün anneler günü, her gün babalar günü olsun. Biz onların kıymetini ne zaman anlıyoruz biliyor musun? Gidince. Gidince. Bakın emin olun, bir insanın değeri vefat edince anlaşılıyor. Evet. Tamam, hepimiz dünyada burada misafiriz, göç edeceğiz. Tamam, bunu kabul ediyoruz ama dünyadayken birbirimizin kıymetini iyi bilelim. Öyle. Hakkını helal et. Helal olsun, bal olsun. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Öğlen de okunuyor. Efendim şimdi biz de eşinizle bakalım, bir merhaba diyelim. De. Yeşildağ'danız değil mi? Evet, Yeşildağ'danız. Nasıl gidiyor hayat? Hayat işte öyle, içerlik bu. Devam ediyor usul. Korona geldi mi buralara? Geldi. Geldi. Senden yan mı geçti? Benden biraz yan geçti. Yan geçti. Ya. Peki nasıl oldu belirtileri? Bana gelmedi korona. Nefes darlığıyla geliyor diyorlar, işte göğüs tıkanması. Bana gelmedi, öyle bir şey olmadı. İğne vurdurdun mu? Vurdum. Kaç tane? İki. Kepsut'ta mı vurdurdun? Çamurbaşı'da vurdum. Bizim orada vurdurdun yani. Efendim biz de vurdurduk, aşılarımızı şimdi vurdurduk. Sizler de vurdurun. Aşı güzel bir şey aslında. Evet, güzel. Burada ne yapıyor? Hiç bir şey yapmamış. Daha bunlara bakayım. Ben 7-8... Ufak tefek, 7-8 tane arayla uğraşıyorum. Başka bir işim yok. Başka bir işim yok. Emeklilik var mı? Var. İyi. Nineyi getiriyorum, götürüyorum. Ne kadar güzel işte ya. Nine hasta. Nine çoban arkasından inanın. Çekme kız! Çekmeyin bizi ya. Allah Allah. Bizi görüntülü çekmeyin. Çıkarmayın bizi ekrana. Ona göre. Bir el salla bakalım. Bak, tamam, bak izleyiciler bak bir, ama sallamazsan gitmiyor izleyiciler, bekliyor da bak, salla. Hadi güle güle yine. Efendim kolay gelsin diyelim, hayırlı yolculuk diyelim. Nereden gelip? Yonca çevirdik. Kesime gidiyoruz şimdi. Kesime gidiyoruz. Evet. Kesim derken neyin kesimi? Ağaç kesimi. Orman kesimi. Evet. Burada her yıl böyle ağaç orman veriyor mu size kesim? Kesim veriyor. Kesim derken parayla mı? Kooperatif aralıkçı. Evet. Yine ormana mı kesiyorsun? Ormana kesiyoruz. Ormana. Aylık mı oluyor bu? Yok. Metre hesabı. Metre hesabı. Evet. Ne var şimdi? Kayın mı? Meşe mi? Meşe. Meşe sahasında şu anda. Şu anda meşe sahasında. Meşe sahası, evet. Ne zamandan beri bu işi yapıyoruz? Mesela her yıl yapıyoruz mu? Her yıl yapıyoruz. Her yıl. Yani geçim biraz da oraya dayalı. Yani geçim aşağı yukarı ormana dayalı. Peki burada köyde mi duruyoruz? Kemalpaşa'da mı? Şeyde, köyde duruyor. Şu anda telefon çalıyor. Evet, telefon ara çalıyor. Bakalım kim çalıyormuş. Dinleyelim. Alo. Buyurun abi. Evet, biz böyle yolda gelen geçenlerle muhabbetimizi yapıyoruz. Köylerde ne olur? Orman kesimi olur. Arı bakımı olur. Efendim yonca biçimi olur. Hayvan bakımı olur. Her şey var. Yok. Evet, şimdi röportajlarımız devam edecek. Telefon görüşmemiz de bittikten sonra. Bakalım daha neler var diyelim. Köye gidecekmişik. Evet, son olarak ne söylemek istiyorsun? Son olarak ne söyleyeyim abi? Çocuğu da aldın yanına. Çocuk geldi Kemalpaşa'dan. Ne kadar güzel. Nereye için? Evet. Beraber yok. Beraber ağaç kesimi yapacağız tamam. Orada. Tamam, kamyonlar orada mı yoksa? Yok. Oraya hazırlık yapacağız yani, hazırlayacağız. Tamam. Oradan elma gedine götüreceğiz. Bir haftada bir kamyon çıkıyor mu yoksa 3-4 günde mi çıkarıyorsun? Yok yani, ağacın durumuna göre. Yani. Ne kadar zaman sürer? Bir ay sürer mi? Yok, bir ay sürmez. Mantarlar da çıkmış bu arada. Çıktı. Buluyorsunuz mu bari keser? Buluyoruz. İyi, tamam, buluyoruz. Evet. Peki, hayırlı yolculuk. Sağ ol. Teşekkür ederiz biz de. Efendim, Tarım Türk TV ekranlarından ayrılmıyorsunuz. Bizi izlemeye devam edin. Evet sevgili izleyicilerimiz. Kepsut Yeşildağ mahallemizi gezmeye devam ediyoruz. Efendim, Yeşildağ mahallemizin tarlalarının, bahçelerinin, arazilerinin sulandığı bir gölet var. İşte o gölete sizi getirdik. Bakın gölet, şu anda bu akan bir su var burada. Yukarıdan gelen sularla besleniyor bu. Bu gölete dökülüyor. Biz daha önceki geldiğimizde bu gölet bu kadar düzenli değildi. Bu televullar yoktu. Ama gayet güzel olmuş. Ben buradan
Bütün muhtarlık yönetimine, Yeşildağ muhtarımıza, azalarına ve mahalle halkına çok çok teşekkür ediyorum. Tabii ki buradan bu göletin yapılmasında kimlerin emeği geçtiyse kendilerine teşekkür ediyorum. Efendim, Mustafa Kemal Paşa'nın sınırları ile Balıkesir sınırlarının tam böyle bitişim noktasında bulunan Yeşildağ mahallemiz gayet doğal, gayet organik bir köy olup, mahalle olup, efendim burada sıhhat bulursunuz, sağlık bulursunuz. Burada hastalıklar az olur, ömürler uzun olur diliyoruz. Efendim işte buraya piknik yapmaya da gelen oluyor, böyle kenarları orman olduğu için. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha da güzel olacağından eminim. Buradan bu sulamalar Yeşildağ'ın tarlaları, bahçeleri, arazileri sulanmaya devam ediyor. Bizden ayrılmayın, Yeşildağ mahallemizi gezmeye devam ediyoruz. Evet sevgili izleyicilerimiz, şimdi Kansızı eski ismi, yeni ismi biliyorsun Yeşildağ. Hakikaten de Yeşildağ'dayız ha. Her yer yeşillik. Efendim oksijeni bol. Mis gibi kokuları bol. Ben de diyorum ki bu Yeşildağ'a bu koku nereden geliyor? O gene ılamurlar varmış caminin yanında. Yolun kenarlarında, mezarlığın kenarlarında. Her yer ılamur. Şimdi topla, kışın iç. Hasta olma, mis gibi yaşa. Ne hastalık gelir, ne korona gelir, ne de Cavit 19 gelir. Şimdi burada ablamız çıkmış bir merdivene. İnşallah düşmeden iner aşağı. Abla ben şimdi seni şöyle milim 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 aşağı indireyim. Sonra gene yukarı çıkarsın. Hadi bakalım. Elindeki ne varsa, ne topladıysan şöyle düşmeden. Topladım da getireyim mi? Getir getir. Görsün milletimiz ne topluyorsun bakalım. Efendim, ılamurlar biliyorsunuz çok şifalı. Şifalı otlar dolu buraları. Zaten bu şifalı otlar olmasa efendim ilaçlar zaten olmaz. Her şey bu şifalı otlara bağlı. Efendim bakalım bu ılamur ne işe yarıyormuş? Şimdi göreceğiz. İçinde bin bir türlü efendim doğal olarak şifa kaynağı. İşte ılamurumuz burada. Maşallah. Gel bakalım ablacığım. Gel gel maşallah ya sen bu yaşta. Hadi bakalım selamun aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Önce şimdi ılamurları sonra tanıyacağız. He. Şimdi önce ben seni bir tanıyayım. He. Şöyle bak kızlara bak bak. Ben Yeşildağ'dan Kadriye Kaldemir. Zaten Kaldemir'den bol bir şey yok burada. Kal demir diyorlar. Yani burada kalın diyorlar. Onun adı kalmış burada işte. Kaldık Allah verdi biz kaldık. Şimdi bu ılamurları şimdi mi toplanıyor? Bak. Şimdi toplanıyor. Şimdi çiçeğini açtı bunlar. Şimdi toplanıyor böyle. Peki şöyle diyeyim sana. He. Ne işe yarıyor bu? Bunlar kışın içilir. Gribe, nezleye, koronaya, soğuk algınına, her şeye içilir. Her şeye iyi gelir. Hiç. Peki bunun kilosu kaç para böyle satıyorsunuz bunu? Bunun böyle yaprağınla beraber 75 lira. Vay be bayağı da pahalı. Sen bugün yemeği doğrultuyorsunuz mu? Herhalde. Kendi yeriniz mi burası? Kendimizin. Maşallah çok da güzel yerinde. Bunu ayırırsak böyle yaprağından böyle ayırırsak. Böyle ayırırsak. 100 lira. 100 lira. 150 lira. 150 lira. Bu sene geçen sene 100'dü. Bu sene 150. 150 lira. Bu sene 150. Bu kim? Yeşim. Gel buraya gel. Gel. Yeşim. Gel bakalım şimdi. Şöyle şöyle bir şapkayı şöyle bir yan takalım böyle pelvan olalım şöyle. Şimdi sevgili izleyicilerimiz isim tekrar alayım. Kadriye Kaldemir. Kadriye abla senin? Şerif Kaldemir. Şerif Kaldemir. Ne kadar Kaldemir var burada? Vallahi çok yarısı Kaldemir. Köyün yarısı. Dur be ya, ayrı ayrı konuşun durun azıcık. Köyün yarısı Kaldemir değil evet, mi? Evet evet. Sen burada mı kaldın artık? Burada kaldım. Başka kimse yok mu senden başka Kaldemirlerden? Dolu kalan. Dolu. Köyde çok. Mustafa abi de mi Kaldemir? He. Eyvah muhtarı da Kaldemir yapmışlar. Evet. Evet. Nereye gitti muhtar? Muhtar bahçeye gitmiş aşağı. Yonca mı var? Evet. Ben şimdi gelirken bir tane şurada bir gölet gördüm. Bu gölet ne işe yarıyor? Bahçeleri suluyoruz. Araziyi suluyoruz. Şey mi? Toprak altından mı geliyorsun? Nasıl oluyor? Toprak altından geliyor. Vanalar var. Vanalardan bahçelere... damlamalara salıyor. Damlama sistemi evet, değil mi? Evet, evet, evet. Gayet güzel. Peki onun suyu nereden geliyor?
İki dereden geliyor, bir öte taraftan geliyor, bir beri taraftan, iki yerden ulaşıyor. Yani büyük havuz yaptık, orada idare ediyor. Gayet güzel. Çok güzel. Peki içme suyunuz, ben geldiğimde yıl bundan bir sene önce falan pek içilmiyordu. Şimdiki durum nasıl? Aynı. İçme suyu aynı. Arıtma takarsın evine, rahatısın. Takın siz de arıtma. Taktık, biz taktık, herkes takamıyor ki onu. Herkes takamıyor. Ya ama aslında tatlı sular ya bildiğim kadarıyla. Vallahi çok kökü. Şeyli kaynaktan gelmediği için. Ha. İnşallah o da olacak. Dere kaynaklı olmadığı için ne billahi küngeli kükümlü geliyor. Olacak olacak. Peki burada şu anda bu çiçeklerin haricinde erikler mi var, kirezler mi var, ne var? Kirezler bu sene hava yağış gitti, hep çalladı. İşe yaramadı. Eyvah. Satamadınız. Satamadık. Gelene gidene ikram. Hiç öyle yapacak bir şey yok. Olsun. Hayırlısı olsun. Peki ikinize de ben teşekkür ediyorum. Evet. Çıkarıyorum bunu. Her sene çıkıyorum ben buraya. Ben yulaf tollamaya gittim, o da o işi yapacak. Bölüştünüz tabii yani. Tabii bölüştük. Hayat müşterek. Abi sen çıkabiliyor musun bunun için? Kedi gibi. Çıkıyorum, kendim bağlayayım, kendim dayayım, kendim çıkıyorum. Vallahi elin olsun ya. Çok teşekkür ediyorum Kadriye ablaya. Allah razı olsun, benim yengemin ismi de Kadriye. İki Kadriye buluşmuş oldu. Peki Allah razı olsun, bizden ayrılmayın, çekimlerimize devam ediyoruz. Sevgili izleyicilerimizin, muhtarımızın annesinin yanındayız. Maşallah bu yaşta durmuyor. Ne yapayım ne yapayım düşünmüş, taşınmış. Bacak topal bacak. Bacak rahatsız diyor. Geçmiş olsun diyoruz, Allah şifa versin inşallah. Burada ne yapıyor dersiniz tahmini? Bak ne yapıyormuş. Yani nane toplamış, naneleri kurutuyor. Kurban bayramı haliyle geliyor. Etlerin üstüne koyacak bunları. Ondan sonra mis gibi de etler kavurma olacak, yiyecek. Değil mi nine? Tamam. Adın ne senin? Ayşe. Soyadın ne? Kıldamır. Ayşe Kıldamır. Maşallah. Yaş? 86. 86. Maşallah dinsin ama. Koronayı gördün mü? Olmadım. Görmedin değil mi koronayı? Aman görme gene. Geçsin bu yol burada zaten. Sağlığın sıhhatini. Hiç hayatında hastalandın mı? He? 80 senede hiç hastalandın mı? Hastan kaç kere? 3 kere ameliyat oldum. Kaç kere? Yapma ya, ne ameliyatlar oldu? Mideden oldum, safradan oldum. Her yerden oldum, bacaktan oldum. Bu arada bacak kırıldı evvela bir. Düşmüşsündür sen kesin. Düştüm. Tuvaletten düştüm. Bacak kırıldı, gittik Bursa'ya yaptırdık. Bacak iyi olduydı, gene kaydım. Ya sen azıcık dikkat etsene ya. Tuvalete giderken kaydım. He. Gene gittik. Bir daha ameliyat edersem dedi, hiç kalkamazsın dedi, yapmadı. Olsun. İşte, İdare et biraz, dikkat et kendine. Bu yaştan sonra artık işte genç değiliz. Kendi vazifemi görüyorum, ona şükür yapıyorum. Ben şükür ediyorum. Şükür. Bizim nineler ellerimize kına yakala. Var mı bakayım senin elinde kına? Bende var. Anne, nereye gitti kına? Çıktılar. Cumartesi çıktılar. Gene. Niye yakıyorsunuz kınayı? Saçlarınıza falan? Saçlarımızı yakıyoruz, daha yapmadık. Saçlarımızı yakıyoruz, ellerimizi yakıyoruz. Neden yakıyorsunuz kınayı? Allah'tan Allah. İyi geliyor değil mi? Tabii. Saçı besliyormuş. Yanına bakın kızlara kına yakalar ya. Canım sen gelin misin şimdi? Yok. Gelin. Bak benim bunlar olacak. Olsun. Tamam bakalım. Allah razı olsun, hakkın helal et. Hemen. Allah olsun, sağ ol. Maşallah. Teşekkür ediyoruz. Efendim bizi izlemeye devam edin. Sevgili izleyicilerimiz. Evet. Yeşildağ mahallemizi bayağı çektik. Röportajlarımızı yaptık. Tarlalarda çalışan arkadaşlarımızı, büyüklerimizi, bacılarımızı, ablalarımızı, annelerimizi gördük. Muhtarımız dedi ki öğlen oldu. Yemeğimizi yiyelim. Burada yemek nerede yenir? Ya evde yenir ya dağda piknikte yenir. Aynen. Muhtarım dedi ki siz Yeşildağ'a geldiğinizde piknikte böyle lezzetli köfte yememişsinizdir. Efendim şimdi kendisi yapıyor misafire ikram etmek için. Şimdi bugün ne yapıyoruz şimdi burada? Ara sıra da yengeye geliyor abi, böyle. Geldik, köftelerimizi, ocağımızı yaktık, köftelerimizi pişiriyoruz. Allah izin verirse karnımızı doyuracağız. İşimize devam. Peki ara sıra böyle geliyor musun yengeyi alıp? Geliyoruz. Yenge geliyor mu? Doğru söyleyeceksin ama. Bak, bir gün. Çocuklarla beraber hele geliyoruz. Evet, torunlarla beraber geliyormuş. Bir kere geliyormuş. Nasip olursa yarın gene bak, çocukları geçeceğiz. Olsun.
Şimdi yaz ayında haftada bir kere olur diyor. Aynen. Peki başka burada karpuz ektiğine, ektin mi karpuz? Karpuz ekiyoruz. Ama kendi böyle satmak için şimdi değil mi? Şimdi doğal karpuz var mı tohumu? Var. Onlardan mı ekiyorsun? Evet. Ama lezzeti bambaşka oluyor değil mi? Sen ne diyorsun? Tadından yedin. Tadından doyulmaz yani. He. Bir de böyle patlıcanı sen dedin ya gezerken işte biz burada kendimize kadar ekiyoruz. Aynen yapıyoruz. Patatesi, fasulyemizi, soğanımızı kendimize yiyecek kadar ekeriz. Satmak için ekmiyoruz. Ama satmak için fasulyemizi satıyoruz. Tamam. Ilamur çiçeğini satıyoruz. Tamam. Bunları satıyoruz yani. Şimdi yıllar önce, 40 sene öncesine gideyim. Şimdiki de ben bakayım aynı durumda. Köylerde şubadır arkadaşlar. Bilmiyorum bu yeni nesil arkadaşlarımız bilir mi bunu? Bakın ateş yanıyor. Evet. Bu ateşin içine patatesleri gömüyorsun. Evet. Nasıl oluyor? Nasıl oluyor tadı? Of süper. Değil süper mi? Oluyor evet. Yenge de diyor ki ben diyor ateşi dağda görüyorum ama ben de diyor maşingaya koyuyorum diyor. Değil mi? Maşinga aynen, da oluyor. Aynen maşingada da güzel tadı, oluyor. Yani yeme doyamaz ya anlatamıyorum evet, yani. Evet. Şimdi o kadar lezzetli. Bizim patatesimiz doğaldan yani gübresiz kendimiz yetiştirdiğimiz için lezzetli olur çok. Tabii her ne kadar eski kalite olmasa evet. Da. Yok eski kadar... eski kaliteyi gene aynı devam ediyor yani. Devam ettiriyor. Tohumu var mı peki? Tohumunu kendimiz çıkardığımız patateslerden gene aynı kendimiz içeriyor. Nohut ekiyor musunuz? Burada? Nohut eken var ama çok az. Başka? Başka. İpek böceği bakıyorsunuz. Yok bakmıyoruz. Mercimek? Bunlar yok. Eskiden hayvan. De susam ekiliyordu. Susam yakın köylerimiz ekiyor. Önlü köyü çok eker. Susamı. Evet. Ama peki kışın sen muhtarım avcılık yapıyor musun? Bak bu dağlarda. Kışın domuz avına gideriz. Güvercin gelirse güvercin avına gideriz. Domuzlar ne yapıyor? Zarar ediyor dedi. Bu hediyeleri duman ediyor. Eyvah. Mısırları ya. Çok. Hiç vurdunuz oldu mu sana? Bugün akşam bir madencimiz var bizim burada bekçi. 3 tane vurmuş. Maden de var değil mi burada? Evet mermer ocağımız da var. Evet mermer ocakları bu var. Bu su şöyle bunun tarifi nasıl bu suyun? Bu suyumuz kaynaktan çıkma 100 metre yukarıdan. Bunu nasıl bulacaklar? Bu suyumda bu kepsutla alma gediği depomuzun 100 metre yanında. Efendim gayet güzel bir su. Evet, çok... Buz gibi. Bizden ayrılmayın. Bize afiyet olsun. İnşallah gelirseniz size de afiyet olsun diyoruz. Evet muhtarım son olarak ne söylemek istiyorsun? Vallahi son köy ayrını mı bekliyorsun? Evet köy ayrını bekliyoruz inşallah olacak. Yine çekim yapacağız. Eğer geç geleceğiz yani. Aynen. Efendim biz bu Yeşildağ mahallemizi çok sevdik gerçekten. Allah razı olsun insanları sıcakkanlı. Pikniğimizi yaptık. Güzel yerleri size gösterdik. Evet. İnşallah bir dahakine tekrar geleceğiz. Arkamızdan da traktörler geliyor. Burası aynı zamanda yol üstü. Neresi burası yol üstü? Burası Yeşildağ'ın köy ortasından geçen yolumuz. Bir de şu su uçtu yolunu yapsak. Su uçtu yolunu yapsak çok iyi olacak. Çok memnun oluruz ama. Evet. Evet buradan Mustafa Kemal Paşa Belediye'mize ve Kepsut Belediye'mize diyoruz ki bunu gelin ortaklaşa yapın. Aynen öyle diyoruz. En güzeli bu. Evet. Su uçtu uluslararası bir yer. Evet. Eğer o yol yapılırsa gerçekten asfalt olursa bu Balıkesir Kepsut çok güzel çok işte. Çok güzel olur. Evet. Muazzam bir yer olur. İnşallah ona da bir İnşallah olacak diyoruz. Yani. Her geçen gün gelişiyor. Sen ne diyorsun şimdi? Ne diyeyim ben ya? He? Ne diyeyim? Nereye gidiyorsun böyle? Arı bekledim şöyle şey arısı vardı. Şimdi eve gideceğiz. Arı oğul çıkacak. Şimdi eve gideceğiz. Evet eve gideceğim bunu şimdi. Bunu aydatmayı buralarda öğrenmişsin. He? Evet öğrendim. Zor değil değil mi? Hayır zor değil. İnsan ben binecek olsam neresine bineceğiz? Bine işte arkasına bin buraya bin. Eyvah be ya çok atmış. Buraya biniliyor mu? Buraya biner. Dur şimdi. Ha. Şimdi sevgili izleyicilerimiz biz şimdi şeyden Yeşildağ mahallemizden ayrılıyoruz. Muhtarımız diyor ki güle güleyin diye bir el sana bakayım kameraya seyirciye doğru. Hadi Hüseyin dede gidiyoruz. Haftaya yeni bir programda buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. İnşallah. Yeni köye doğru gidiyoruz. Yeni programa doğru. Hadi yürü bakalım. İnşallah. Hadi. Yürü hadi güler, bismillah. Zaten hayırlı yolculuk. Hadi bakalım. Ya Allah bismillah. Evet. Haftaya görüşmek üzere. Devam ediyoruz. Hoşça kalın. Esen kalın. Evet.